Kaptan İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Saz Söz ve Öz Fahri Demir Söz başlıyor. Yazsam Mehmet'im sayfalara sığmasın. Sana beste yapsam da notalara sığmasın. Asırlarda bir gelir senin gibi Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Aslanım canım benim, seni doğuran ana yüreklidir Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Çabuk dön gel Mehmet'im. Al tezkereni tez gel de hasret bitsin Mehmet'im. Aslan gibi yatıyor, cesaretli yürekli bombalar eritiyor. Asırlarda bir gelir senin gibi Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Aslanım canım benim, seni doğudan ana yüreklidir Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Çabuk dön gel Mehmet'im. Al tezkereni tez gel de hasret bitsin Mehmet'im. Yıllar öncesinde Çanakkale Yemen'de düştünsün gülerle aslan yiğit Mehmet'im. Asırlarda bir gelir senin gibi Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Aslanım canım benim, seni doğuran ana yüreklidir Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Çabuk dön gel Mehmet'im. Al tezkereni tez gel de hasret bitsin Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Aslanım canım benim, seni doğuran ana yüreklidir Mehmet'im. Mehmet, Mehmet, Mehmet'im. Çabuk dön gel Mehmet'im, al tezkereni tez gel de.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim 25 Ocak 2018 bir ayaz geceden İstanbul'dan kar yağacak yağacak derken öyle bir soğuk var ki içinizi ısıtmaya geldik. Değerli seyircilerim, ekranları başlarında bizler her hafta sabırsızlıkla bekleyen ve şu anda stüdyoma gelmiş muhteşem konuklarım. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar ve şerefler verdiniz efendim. Evet, bugün dolu dolu yine programımız. Tabii ki programımızın adı bugün Saz Söz Öz Fahri Demirsöz ama aynı zamanda Zeytin Dalı. İşte Zeytin Dalı biliyorsunuz barışın simgesidir. Bu akşam Zeytin Dalı'ndan değerli konuklarım da var. Önce Sinop Karadenizler Sinop İl ve İlçeleri Dernek Başkanımız Sayın Bahri Okudan Bey aramızdalar. Ona önce hoş geldin diyoruz. Saygılar verdiniz diyorum. Mikrofonunuz var efendim. Teşekkür ediyorum Fahri Bey. Evet. İstanbul Gazi Osman Paşa bölgesinde Karadeniz Mahallesi Karadeniz Sinoplar Dernek Başkanıyım. İsmim Bahri Okudan. Ayrıca bu akşam buraya burada Kanal 28 TV çalışan yapımda ve yönetimde bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size çok teşekkür ediyorum Fahri Bey. Toprağımız, insanın toprağı, insanın hemşerisi farklı oluyor. Değil mi? Her zaman, her yerde. Toprak tabii. Toprak, ne olursa olsun. Önce gideceğimiz yerde orası. Ama tabii ki humanizm ruhunu da yani taşımak. Bütün insanı mutlaka, insan olduğu için mutlaka, önce. Mutlaka, çok mutlaka. Teşekkürler, bizleri kırmadınız. Efendim sizin hemen konuya geçeyim. Bu trafikte geldiniz, erken geldiniz bir de. Evet. Bu da sizin ne kadar randevuya önem verdiğiniz açısından önemli. Çanakkale'ye ve sanki ben öyle sizleri izliyorum. Evet. Çanakkale gezileriniz oluyor. Ondan evet. da bahsedin kısa. Tabii. Ve zaman zaman nasıl söyleyeyim? Yazın Çanakkale şehitlerini ziyarete gidiyoruz. Evet. İşte iki otobüs ne kadar gidebilirsek şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Oraları görüyoruz. Oraları anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Dışarıdan başka birisinin anlatmasıyla bizim duymamızın arasında çok fark var. Çok çok fark var. Mutlaka ben tavsiye ediyorum. Gitmeyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. Ama gidip orayı görmek yerinde lazım. Yerinde zaten görmek. Zaten derneğin amacı budur. Evet. Kültürdür. Okuyamayan çocuklar falan aynen öyle. Var değil mi derneğinizde? Tabii onlara da yardımcı oluyoruz. Oluyor. Burslarımız var. Evet. Yazın mesela işte piknik yapıyoruz. Pikniğe evet. gidiyoruz. Pikniklerimiz oluyor. Eğlencelerimiz oluyor piknik nerede yapıyoruz genelde? İstanbul şimdi tabii ki bayram dolayısıyla bazen değişiyor. Değişiyoruz. Diyoruz. Zaman zaman değişiyor. Evet sizi biraz rahatlatalım. Evet, çok güzel teşekkür ederim. Ekran, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bizim programımız sadece biliyorsunuz müzik değil. Eğitim, kültür. Evet. Üç güzel insan. Evet. Gerçekten o kadar çalışmaları olan ve şiir kitapları olan Kudbettin Boz da aramızdalar artık. Kudbettin Bey buyurun. O kadar güzel şiirler yazıyor ki buradan sesleniyorum. WhatsApp numaram var benim. Şiir kitaplarını bizden istediğiniz zaman size kargoyla göndereceğiz. Çünkü evinizde mutlaka iki kitap, üç kitap biraz sonra tanıtacağım. Kudbettin Boz ve şair Pelin Bilir Hanım'ın şiir kitapları mutlaka evinizi süslesin. Ki ben edebiyatçı, sanatçı, yıllardır kendimde kitaplarım var. Edebiyatçıyım, şairim. Öyle boş kitapları zaten bizler tavsiye etmiyoruz diyoruz. Kudbettin Boz beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İçeride, evet, fon müziğimiz hazırlansın. Çok güzel bir fon müziği ister. Hazırlanırken biz sizle sohbet edelim. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. İyi geceler diliyorum. Bizi seyredenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu akşam da yine birlikteyiz. Allah izin verirse güzel bir program yapmayı niyetleneceğiz. Allah her şeyin hayırlısını versin bizim için. Ve geçen gün bana şeyden bir şiir okumuştun. Onu bir okur musun bu akşam? Müsait misin? Okuyabilirsin değil mi ona? O şiirle. İlk baştan. Evet. Ah şeydim. Demiş. Evet ah şeydim. Evet bir alkış alıyoruz. Arada şimdi kameramanım, seyircilerim de muhteşem. Tabii onları da bir gösterirsek bu akşam. Evet fon müziği eşliğine buyurun Kudbettin Bey. Bu arada bütün güvenlik güçlerine Allah kolaylık versin. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diyor herkese. İzniniz olursa ah şeydim yıllar evvelden yazdığım bir şiir. Okumak istiyorum aranızda. Ah şeydim ah evet. Çok bu akşama binaen
harika bir, evet. Başlıyor muyuz? Evet. Kara haber medyada yayınlandı. İçimiz yandı, yandı ah şehidim. Hüzün sardı iman dolu kalplere. İçimiz yandı, yandı ah şehidim. Ah şehidim. Yoktur ki sizler şehitsiniz. Çünkü önce vatan bayrak dediniz. Bu uğurda canınızı verdiniz. Dualarımız sizinle şehidim. Dualarımız sizinle şehidim. Şehidim. Peygamberin komşusu olasınız. Allah'ın rızasını alasınız. En büyük mertebeye varasınız. Milyon kere, milyon kere amin, amin şehidim. Amin, amin şehidim. Aileniz bu aziz millete emanet. Asla edilmeyecek ihanet. Rahat edin. Rahat edin. Mekanınız cennet. Duasındasınız şehidim. Bu halkın duasındasınız. Bu aziz milletin duasındasınız şehidim. 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 Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Evet, harika. Hı. Hocam bu ne ruh hali böyle? Gel böyle. Harika değil mi seyircilerim? Evet. Gerçekten. Ağzına sağlık kardeşim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, Mustafa Bilge hazır mı? Mustafa Bilge hazır mıyız? Evet. Bir şiir. Bir, evet. Mustafa Bilge hazırlansın reji odasından. Şöyle bak. Evet. Şöyle gel. Şöyle dışarıdan doğru. Tamam. Gel. Gel. Evet. Mustafa Bilge. 15 tatil ve öğrenciler de biliyorsunuz bizlerle. Öğrencilerimiz. Evet. Hoş geldin. Mikrofonunu vereyim. Nasıl gidiyor tatil? Gerçi okulu bitirdin ama. Okulu bitirdim ama tatil yine güzel gidiyor. Gidiyor. Evet. Bayağı bir becerilerin var senin. Ondan da bahsedelim. Evet. Reji odan. Bu arada senin o özellikle sevda şiirin değil mi? Böyle değişik, evet, bir şiir. Evet, hemen hazırsa da. Tamam, başlayalım. Başlayalım hazırsa, evet. Çünkü zamanımız.
21.09. Burası Haçlar ülkesi. Gönlüme hoş geldin, anladım sen olmayınca içim hoş bir şey değil. Gözlerine baktığımda cennetin ta kendisi. Sesini duymak mı cennetin bir melodisi? Seninle yanacaksan meydan okurum alevlere, kimse olmasın. Ben tutarım ellerinden her gün ışın, anlam katar yazdığım sözlerime. Güneşin doğuşu gibi bakmak gözlerine. Aşkın yağmur oldu sonra yanaklarıma damladı. Sana uzanan yollarda gençliğimi harcarım ve üstü kalsın istemem. Sevgi aldım üstüne, sen yanımda olursan dert giremez geceme. Biraz daha yaklaş bana bak, şarkı bitmedi, içimdeki hisler derin. Bunlar yetmedi, etmedi bak kimse annem. Bir de sen gibi gül yüzüne bakmak mı? Yeniden doğmak gibi saçlarının arasında gözlerimi kapatmak. Yıldızları seyretmek gibi. İçin için yanıyor içim. Kimin için? Senin için. Söylememe gerek var mı niçin? Saçlarının arasında gözlerimi kapatmak. Yıldızları seyretmek gibi. İçin için yanıyor içim. Kimin için? Senin için. Söylememe gerek var mı niçin? Gençliğimden gelir sensin işim, şimdi darma duman. Sen kokar hasretin parçalar beni. Gözlerinden akan yaşlar benim içimde alevdir. Yakar içimi yer bitirir, sana sevgim böyle derin. Anlamasın kimse beni, ben istemem ki onları. Kulağımda yankılanır sana aşkın çığlıkları. Duy be kadın gel yanıma, kollarınla sar beni. Duy be kadın kollarınla. İçimde vardı nefret sinir, şimdi sevgi. Lütfen beni affet bir mahallenin sonunda. Duygularımı gasp et, aşka en güzel niyettir. İnan seni sevmek, inan seninle gülmek, inan seninle ölmek bile güzeldir biliyorum. Kocasının tüm sokakları kalbine çıkıyordu. Dik olan yokuşlarında ben hayatı buluyorum. Aklıma geldiğinde ben geçmişi siliyorum. Saçlarının arasında gözlerimi kapatmak. Yıldızları seyretmek gibi. İçin için yanıyor içim. Kimin için? Senin için. Söylememe gerek var mı niçin? Saçlarının arasında gözlerimi kapatmak. Yıldızları seyretmek gibi. İçin için yanıyor içim. Kimin için? Senin için. Söylememe gerek var mı niçin? Mustafa Bilge ismi çok güzel şeyler ifade ediyor. Çok teşekkür ederim. Bilge ailesi Konya kökenli ama buraya yıllarca gelmişler. Mikrofonu yakın tutalım. Babanızla geldiniz, evet, kardeşinizle, annenizle geldiniz. Geldim. Biraz sonra anne şiirini ben hip-hop evet. şeklinde dinleyeceğim sizden. Anne çok önemlidir. Hayatımızın bir parçası değil artık şeyimizdir. Cennet annelerin ayakları hayattır altında diyoruz. Sizi biraz sonra zamanımız olursa güzel kardeşim. Onun öncesinde tek kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Öncelikle şehit ailelerine buradan sabır diliyorum ve hepsinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şunu da söylemek istiyorum. Herkes bilsin tekrardan, şehitler ölmez, vatan bölünmez diyerek teşekkür ederim. Harika. Mesajım evet şöyle. Evet efendim. Şimdi evet Pelin Hanım, bu hafta ne hazırladınız? Evet. İnşallah okuyacağım. Biraz sonra da röportajlar yapacağız seyircilerle. Evet. Hazırsınız. İsterseniz önce röportaj yapın, ister şiirinizi okuyun önce. Şiirinizi okuyun bence. Tamam. Sonra bir röportaj yapalım. Pekala. Çünkü bizim formatımız Türk televizyonlarında ilk defa. Türküler var, değişik sanatçılar. Bu arada sesini duyuramamış insanları da alıyoruz. Ses, ne yetenekler var biliyor musunuz? Yemin ediyorum size şu andaki piyasadakilerden çok daha iyiler var. Buradan ekranlara söylüyorum. Sesini duyuramamış. Gel Fahri Bey bizi çıkart. Ama tabii ki burada dinliyorum önce. Ya da YouTube'dan dinliyorum. Sizleri alacağım sahneye. Çünkü ne değerlerimiz var diyorum. Evet. Kadıköy'deyim. İstanbul'un karşı yakasında. Ve senin yakınında. Karşılaşma ihtimalimiz var ya, en çok ona seviniyor gönlüm. Seninle hiç gelmemiştik buraya. Senin başkalarıyla defalarca gezdiğin Kadıköy sokaklarında turluyorum. Seni görebilme umuduyla. Moda sahiline iniyorum.
Olur ya, belki bir kafede rastlaşırız. Birer çay içeriz şöyle denize karşı. Belki denize bakarken görürüm seni. Öyle ellerin cebinde iç çekerken. Belki de beni düşünürken bulurum seni. Yetişirim özlemine. Olur mu olur. Bir umudum var zaten. Cepte umut, gönülde sen. Başka da hiçbir şeyim yok. Hadi çık karşıma öyle ansızın. Çık da dinsin sızın. Sana kalbimden başka bir yerde rastlayayım. Kadıköy'de göreyim özlediğim yüzünü. Gelmeden vapur saatim. Ben Kadıköy'ü terk etmeden çık da gel bir yerden. Seni göremezsem ne anlamı var ki? Sen gelmeyeceksen bir daha geçilir mi Kadıköy'den? Gel hadi. Gel. Gel şiir ol satırlarıma. Aşkı seninle baştan yazayım. İlk defa seviyormuşum gibi seni kalbimde yaşayayım. Son ol demiyorum, ilk ol. Bütün ilklerimi unuttur bana. İliklerime kadar hissettir o sevdayı. Birini ilk defa seviyormuşum gibi olayım. Her gelen aynı sevilmez zaten. Sen çok başka sevil. Sen bu hayatta birini severken ilk defa bu kadar yenil kalbine. Çok başka sev beni. Sen gözlerime baktığında kendini güzel gör orada. Birinde ilk kez bu kadar sevildiğini gör. Mutluluğun resmini yeniden çiz sevgimle. Sevildiğini gördükçe daha çok sev beni. Kal demiyorum. Sevdikçe gitmek gelmeyecek içinden. Sen hep kalacaksın zaten. Sen hep kalacaksın zaten. Teşekkür ederim. Evet diyoruz. Efendim ilk televizyonun bulunuşu 1926 yılında. Ülkemize 1967'de gelmiş. İyi ki bulunmuş efendim. Öyle olmazsa sizler burada olmazsınız. Diyoruz tarihte bu hafta köşemizle. Evet mikrofonla beraber hazırsak kameramanlarım bize Milli Eğitim Müdürümüz sanırım Yozgat öyle midir Mustafa Bey? Evet değil mi? Bugün bir röportaj yapalım. Evet. Kameramanımızı seyircilerimize döndürelim. Evet buyurun. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz programımıza? İstanbul'dan katılıyorum. Koca Sinan'dan. Nasıl? Güzel gidiyor mu? Keyifli misiniz? Evet çok güzel gidiyor. Zaten daha önce de izliyorduk. Bugün daha da güzel benim için. Oğlum da olduğu için. Evet. Fahri Bey'i her zaman dinliyoruz, seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program. Seni de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle buradan Fahri abiye çok teşekkür ediyorum. Ben yıllardır bu müzikle uğraşmama rağmen televizyon ortamında Fahri abinin sayesinde destekleriyle çıktım. Böyle bir samimi ortama çıkmak benim için çok önemli ve çok güzel bir şey. Aile gibi. Çok harika. Gerçekten güzel. Tekrardan size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Hoş geldiniz. Mustafa kardeşini. Sen neler söyleyeceksin bize? Biz de eskiden önceden izliyorduk. Başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz. Evet, sağlıkçı olacak aynı zamanda mesleği. Evet. Sağlık Lisesi'ne gidiyorum. Reyhan Bilge, Mustafa Bilge'nin kardeşiyim. Pekala, sana da eğitim hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba, ben Mehmet Bilge. Öncelikle Fahri Öz kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Oğluma böyle bir imkan verdiği için ve bizi de buralara çağırdığı için. Kanal 28 ailesini zaten biz seyrediyorduk. Şimdiden sonra da bütün eşlerimize, dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Edepli, oldukça şey bir yayındır. Yayınlarınızın başarılarını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok da heyecanlısın bu arada. Ama kendi mesleğini de söyle. Ben pastacıyım. Evet. 28-30 aydan beri ustayım. Ustasın. İstanbul'un değişik yerlerinde, otellerinde çalıştım. Evet. Hala İyiyoruz. Devam ediyorum. Pastacı İyiyoruz. Olarak devam ediyorum. Efendim, hala teşekkür var. Ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ben Kudretin Boz'un halasının oğluyum. Adım Basar Yalçın. Kudretin Boz'a destek olarak geldim buraya. Kudretin Boz'la geçen hafta da geldiniz. Evet, geçen hafta da geldim. İyi ki varsınız efendim. Evet, teşekkür ederim. Evet efendim. Merhabalar.
Ben Şevket Çapar, Bayrampaşa'dan katılıyorum. Fahri abimi böyle güzel günde yalnız bırakmamak için ona destek olmaya geldim. Bu arada siz de şairsiniz, kitaplarınız var. Ama, tebrik ediyorum. Ya yıllardır yetenekli, yıllardır bu işin içinde ama benim programımda değil mi? Öyle oldu. İlk değil mi? Evet, daha yakın. İlk sizin programında okuyacağım. Evet. Allah nasip ederse. Değil mi? Tamam, biz de ne mutlu ki. İnşallah. İnşallah. İlklerin şeyi vardır. İnşallah. Saygılarım. Kelimem şöyle. Evet, arkamdan bakalım. Şöyle. Evet. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Yozgat'tan katılıyorum. Tüm yayınlarınızı paylaşan dünürüm Sayın Mustafa Görgeç Bey'in misafiriyim. Bugünkü canlı yayınıza katılmam benim için büyük sürpriz oldu. 2011 yılında üstadım Sayın Fahri Hocam, çocuğumun yanında bulunan öğretmen çocuğumun düğüne de katılmıştı. Bu benim için büyük bir onur kaynağı oldu. Kimler seyrediyor bu akşam? Bu akşam Yozgat'taki tüm çevrem, özellikle ilçe Akdağ Meydanı'ndaki yakınlarım izliyor, bilgilendirdim. Yozgat'a selam olsun efendim bizden. Evet, tüm izleyicilerinize sonsuz saygılarımı sunarım. Bu arada yalnız şehitlerimizi anmadan geçemeyeceğim. Son Zeytin Dalı Harekatı'nda kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet, yakınlara metanet ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca bana bu şansı verdiğiniz için kanal yayına özellikle Sayın Üstadım Fahri Hocama başarılar diliyorum. Her geldiğinizde bekliyoruz. Özellikle Yozgat'ta ikamet etmekteyim şu anda. Özellikle bu misiniz? Akdağ Meydanı ilçesindeyim. Özellikle böyle bölge kanallarını, yöre kanallarını çok izlerim. Özellikle Kanal 28'i sürekli izlerim. Çünkü bulunduğum çevremdeki kültürümü de en iyi bir şekilde temsil ettiğine, Kanal 28'i temsil ettiğine inanıyorum. Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Efendim bir de dipnot verelim. Yozgat'ta ilkokul öğretim okulu, Ertuğrul Ersoy okulu, evet, benim abimin yaptırdığı valiyken, evet, abimizin, evet, yaptırdığı hanımızın, abisinin yaptırdığı bir okuldur. Gittiğiniz zaman oraya selam söyleyin. Memnuniyet. Evet, evet, Ertuğrul Ersoy Öğretim Okulu, ilk öğretim okulu olarak geçer. Tam, evet, merkezdedir. Merkez, evet. Yozgatlılara da buradan söylüyorum. Yozgat'ta valilik yapmış 5 dönem abimiz. Yozgat'ta gittik, oraları gördük. Yozgatlılara selam olsun, saygılar. Evet hocam. Siz... Teşekkür ederim. Ayrıca ben de eğitim yönetici... Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Ömer Erciyaz. İstanbul'da ikamet ediyorum. Avcılar'dan geldik. Babam memlekette ikamet ediyor. 7 sene önce düğünüme şereflendirmişti Fahri Hocam. Bugün iadeyi ziyarette bulunduk. Öyle, teşekkür ederim. Evet. Doğru. Çok hatırladınız. Güzel. Ama evet, ben diyorum, evet, gerçekten çok güzel bir muhteşem düğününüz olmuştu. Harika bir düğününüz olmuştu. Evet. Teşekkür ederim hocam. Canım, sağ olun. Ne mutlu ki. Hocam ne bölümü? Ben ortaokul Türkçe öğretmeniyim. Türkçe öğretmeni. Tam bizim formatımıza buluyor. Nasıl şiirleri beğendiniz? Şahane. Şahane değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Efendim bir de şu sırada 15 tatilde bir küçük kızımız var. Evet, onu da seyrediyorlar şu anda. Seni tanıyabilir, evet, miyim? Evet, neler söyleyeceksin bize? Burada olduğum için çok mutluyum. Elası Demirsöz. Adım Elası Demirsöz. Evet. Nerede yaşıyorsun Elası? Ankara'dan geldim, evet, 15 tatil olarak. Evet. Çok güzel. Biraz şiir de bir tane bir şey okuyabilirsin bize gelmişken. Çünkü 15 tatilin amacı böyle güzel bildiğin İzmir Marşı olabilir. Ya da güzel bir bildiğin. İzmir Marşı'nı biliyorum. Bir iki kıta da okuyabilirim. Buyurun, buyurun. Şimdi şarkı olarak mı okuyayım, normal şiir olarak? Şarkı olarak oku. Tamam, bu akşam. Yettik bari, şarkı olarak oku. İzmir'in, evet. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz kalanları bağrıma bastım. Öksüz kalanları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet. Harika. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Buradaki diğer bütün konuklardan farklı olarak ben babam Fahri Demirsöz'ü desteklemek için buradayım. Tabii ki daha değişik duygular içerisindeyim. Kendisiyle alakalı burada paylaşılan, kendilerine hitap edilen duygular ve düşünceler beni ayrıca mutlu etti. Biz üç kuşak olarak şu anda karşınızdayız. Kızım Ela Su, babam Fahri Demirsöz'le beraber. Bu vesileyle de Ankara'da güvercinlikle beraber görev yapmış olduğum mesai arkadaşlarıma, bütün tanıdıklarıma ve memleketim Sinop'a selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ajans, haber ajansımız var burada bu akşam. Evet. Şuradan şöyle eğilirsek, ona mikrofon verirsek, onu da es geçmeyelim. Kimseyi kırmayalım bu akşam. Şöyle siz de isterseniz. Merhaba, ben Ajans 57 Hamdi Genç. Fahri Demirsöz kardeşime başarılar ve burada bulunan sanatçı kardeşlerime ve şu anda Afrin'deki olaydan dolayı şehit düşen kardeşlerimize rahmet, Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. İnanın şöyle güzel bir türkü, şarkı, eğitim olarak programı düzenlediğin için Fahri Demirsöz'e çok teşekkür ederim. Edirne'den Kars'a, Kars'a Mars'a, tüm Türkiye'ye selamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Var mı efendim başka duygularını söylemek isteyen diyoruz. Evet, Şevket Çapar Bey'i alacağız biraz sonra. Hazır mıyız efendim? Şevket Çapar Bey, yıllarını müzik ve şiire vermiş, edebiyata vermiş bir kardeşimiz. Şöyle alalım efendim sizi. Hoş geldiniz. Evet. Mikrofonumuz. Şevket Çapar Bey, hoş geldin. Evet. Buyurun efendim. Yıllardır Bayrampaşa'da yaşıyorsunuz. Evet. Evet, Bayrampaşa'dayım. Biraz yakın tutalım. Evet. Bayrampaşa'dayım. Sevdiğim için, güzel abime, evet, destek için geldim. Kırmadım nazik isteğine. Evet. Yanında bulmak istedim. İlktir. Bizim programlar hep ilktir zaten. İlk. Evet, Şevket. Hiçbir kanala çıkmadım. Evet. İlk buradayım. Güzel bir taksi yazıhanen de o şeyin evet, var. Evet, Gazi Osman Paşa Barbaros Taksi'de çalışıyorum. İsim, yani adı bar şeyi diyeyim, kişinin adı. Evet, Barbaros Taksi. Onun için efendim hazır mıdır? Hazır mıdır? Evet. Arkadaşın ortağın adı Barbaros, evet. Ellerim okşamasa ipek saçlarını, dudaklarım unutsa da dudaklarının tadını, dilim unuttu dese o adını, unutmam sevgilim, unutamadım.
dilim unuttu artık dese de adını unutmam sevgilim, unutamam. Şahidi olmuşsun saçımda aklar, şahidim olsun yüzümde hatlar, şahidim olsun vefasız yıllar. Unutamam seni ölene kadar. Şahidim olsun saçımda aklar, şahidim olsun yüzümde hatlar, şahidim olsun vefasız yıllar. Unutamam seni ölene kadar. Şahidim olsun saçımda aklar. Bir tane teninin kokusunu hissetmesem de artık sıcak vücudunu, bilsem de yolların artık ayrıldığını, unutmam sevgini unutamadım. Bilsem de yollarımızın artık ayrıldığını, unutmam sevgini unutamam. Şahidim olsun saçımda aklar, şahidim olsun yüzümde. Evet Şevket Bey, tekrar dönmenizde yarar varmış. Evet efendim, sizi eğer zamanımız olursa Şevket Bey şöyle şuradan doğru. Efendim programımız bütün hızıyla devam ediyor. Bahri Okutan Başkanım. Evet, hakikaten evet, babanız canım. Okutan falan mıydı, dedeleriniz? Var mı öyle bir soyadı? Yok öyle böyle, bir, nedense öyle bir. Böyle güzel. Öyle. Gerzeliyiz. Gerzeliyim. Evet, Gerze doğumluyum. Şimdi Gerze doğumlu, Gerze evet. Geçen hafta da muhteşem bir Gerzeli derneğimiz evet, ve muhteşem evet, evet, bizim evet. Sindef'imizin 6. bölge başkanımız da vardı evet, Mustafa Görgeç ve aynı zamanda bölge Sindef başkan yardımcımız Zafer Kadir Özgün vardı. Bizlere gerçekten ve Saadettin Kaptan başkan, gönüllerin kaptanı evet. O da gönüllerin evet. Başkanıdır. Evet öyledir. Efendim neler yapıyorsunuz? Yani dernek anlamında bana kaç tane üyeniz var? Bizim programlarımız bir de evet telefonumuz var, özür diliyorum. Evet. Alo. Alo. Evet efendim, buyurun. İyi akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar efendim. Ben Şena Tonyalı. Kadıköy. Bize nasıl bağlandınız, nasıl düşürdünüz? Evet, görüyorsun çok yoğun, iyi akşamlar. Yoğun programımız. Merak ettiğin kişiyi... Bulurum. Oh, bulurum. Kadıköy nasıl? Yağışlı mı? Kar yağışı var mı Kadıköy'de? Biraz yağıyor. Evet. Yağmıyor. Evet. Ama senin bir çok bir müthiş soğuk var. Bu soğuk yağdığı zaman duracaktır. Duygularını alayım efendim. Çünkü zamanımız ve bizi bu arada tabii çok seyredenler var. Onlara evet, ayrıca Pelin Hanım sizler bakın oradan bakın. Bana yardımcı olun. Evet. Kudrettin Bey, yani özellikle mesajlara dikkat edin. Evet efendim, buyurun. Tamam. Ben izniniz olursa iki kelime söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Pardon? Buyurun, buyurun.
Şener Bey, Konyalı. İnsanoğlu yanlış yapar mı sevdiği insana? Eski plağı yenilemeye çalıştım, değerlendiremediniz. Açılmayan kapılarımı açtım, siz de şaşırdınız. Ekmeğimi, yatağımı, pilavımı bölüştüğüm kişiler köprüyü geçene kadar yılışmışlar. O köprünün bir de dönüşü var. Evet. Unutulmasın. Yükseklik korkum var ise bir de dereden geçeceksin. Bir de yüzmeyi bilmiyorsan kurbağalara, balıklara yem olursun. Sildim, sildim, sildim defterimden senin adını. Teşekkür ediyorum. Kirletmesin diye. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlarınız olsun. Evet efendim, çok istek aldık. Samsun'dan Orhan Çiçek Bey'e selamlarımı sunuyorum. Burada Selma Özen, Ramazan Özen bizi oturmuşlar dünürleriyle, Aksu ailesiyle. Onlara selam var. Biraz sonra zamanım yeterse bir türkü istiyorlar. Onu hemen geçelim isterseniz. Başka size de selamlar var ayrıca. Bakın iyice izleyin. Onlar da bellekle. Evet, bir sevdalım istiyorlar. Geçen hafta da istediler. Ben de bunu şöyle bağlama tınısıyla bir geçiş yapalım. Evet. Değerli yönetmenim. Evet. Öyle bir şey engel tanımaz. Yıldızlarda olsa gidilir yanına. Sen benim sevdamı gel kalbime sor. Nasıl çırpınır, titrer ha uçar. Unutamadım, kolay değil ki kafamdan çıkmayan ağrılar gibi. Alamazsam seni bu şarkı ağlar. Yıllarca dillerde aşıklar söyler. Sevdalım benim, başarım benim. Başımdan gitmeyen harikam benim. Bir tanem benim, sevdalım benim. Çiçekler içinde nülüfer çiçeğim. Sevdalım benim, başarım benim. Başımdan gitmeyen harikam benim. Açmayan güller üzülür, meyvesi vermeyen dallar üzülür. Dikenlerde gizli gül goncam benim. Baharda gizemli tomurcuk çiçeğim. Bu sevdam uğruna aya çıkardım. Yıldızları geçip yaya aşardım. Sevdalım benim, başarım benim. Başımdan gitmeyen harikam benim. Bir tanem benim, sevdalım benim. Ah çiçekler içinde nilüfer çiçek.
bahar ayında çiçek tozları ağrı yapar ya. Başın içinde ne hap geçirir baş ağrısını, ne de bir şurup gönül yarasını. Bu sevdam uğruna aya çıkardım, yıldızları geçip yaya aşardım. Sevdalım benim, başarım benim, başımdan gitmeyen harikam benim. Bir tanem benim, sevdalım benim, çiçekler içinde nilüfer çiçeğim. Sevdalım benim. Evet, bu çok istek alıyordu. Geçen haftadan beri isteniyordu. Bizleri her hafta seyreden seyircilerimiz vardı. Bana ait bir besteydi. Diyoruz, evet, var mı zamanımız? Çok güzel. Bizi her hafta sponsorlarımız, Saadettin Kaptan sponsorumuz, İlda Tekstil her hafta bizleri destekliyor. Durmuş'un yeri, Durmuş Mantı biliyorsunuz. Veli Kabak İnşaat, her hafta Yazıcılar Ticaret Merkez, Yazıcılar Ticaret Merkezi bizleri sanal reklama geçtik. Nasıl olsa evet, gerçekten biz onlarla ayaktayız. Çünkü hem kanalımız 28 çok seyrediliyor bu arada. Necmiye Taş hanımefendi bize tam Amasra'dan, Bartın'dan hediye göndermiş. Zamanımız var mı, reklamlara gireceğiz mi? Açalım mı onu? Evet, zamanımız var değil mi? Tamam, devam ediyoruz. Onu biraz sonra açalım. Kudbettin Boz, değerli kardeşim, değerli yazarımız. Kitabın neredeydi? Neyse, şiirini oku, sonra kitabını tanıtalım. Bu arada sizin de kitabınız hazır olsun. Evet. Bir fon müziği de biraz önceki çok güzeldi. Pelin Hanım'ın da fon müziği. Konuşabilirsin. Selamlar vardır. Geçen hafta neler oldu? İki hafta önce. Yan yana çıkmıştın. İki hafta önce ilk programdı. Evet. Güzel tepkiler aldım. Güzel şeyler oldu, yaşandı. Sağ olsun millet gayet iyi beğenmiş. Evet. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Şu anda izlemekte olan bütün ahbaplara, dostlara sonsuz teşekkürlerimi, selamlarımı sunuyorum. Çok tepkiler aldım, olumlu. O dediler iki hafta geçmeden, gerçekten dediler, o kitabınızı sordular bana. Evet, bu arada reji odam Oğuz Bey, bizim her şeyimizi, sesimizi, düzenimizi hazırlayan, iyi ki varsın Oğuz Bey. Çok teşekkür ediyoruz bizim sesimizi. Tuğçe Hanım ayrı bir departmanımızda çalışıyor. Gülü gülistanken, hiçbir sorun bizde yokken, seni bu kadar çok severken, nereden çıktı bu ayrılık? Bu ayrılık nereden çıktı? Seni de yar, beni de yar, bu ayrılık hepten yutar. Bu sözüme et itibar, de ne diye bu ayrılık? Hadi de ne diye bu ayrılık? İyi düşün, kıyma bize, gel gidelim evimize, insaf eyle sevgimize. Nereden çıktı bu ayrılık? Bu ayrılık nereden çıktı? Bu ayrılık. Hemen öyle karar verme,
iyi günleri bir düşün de. Yalvarırım beni dinle. Nereden çıktı bu ayrılık? Nereden çıktı bu ayrılık? Ayrılıkta yok bereket. Sonumuz olacak bak dert. Telef, telef olanları seyret. Nereden çıktı bu ayrılık? Nereden çıktı bu ayrılık şimdi? Nereden çıktı bu ayrılık şimdi? Nereden, nereden çıktı bu ayrılık şimdi? Çok teşekkür ederim. Hayırlısıyım. Kudretim bu. Ya bu ne duygudur hocam? Nedir güzel? Yok konuş, konuş. Vallahi hocam ne bileyim her şey anlık yani. Yani gerçekten. Bir prova yapmışsam. Kaç sayfalık kitabı? Bizi arıyorlar bak 150, biraz sonra sipariş 150 olabilir. 150 sayfalık. Yine şu kitabı alalım. Hocam emin olun hiç provasız. Değerli kameramanım. Şey yaptığımız da yok. Kameramanım şunu çekelim. Varsa affeyle tabii. Tabii ki şu bizi WhatsApp numaramızdan isteyebilirsiniz bu kitapları. İşte bandrollü. Evet. Bandrollü, evet. Kültür Bakanlığı onaylı. Gerçekten işte efendim bakın bandrolü her şeyiyle hazır. WhatsApp numaramız yukarıda var. Evet Kudrettin Bey. İlk kitabım son derece profesyonelce düşünerek buyurun. Bastırdık. Evet. İnşallah milletimize hayırlı olur. İnşallah biz millet bizi kabul eder. Evet. İşte hayırlı olsun. Kardeşim. Pelin Hanım'ın da bayağı bir kalın kitabı. Gördünüz biraz önce. Değişik. Aşk şiirleri. Ayrılık. Ben biraz epik ve lirik şiire daha önem veriyorum. Kahramanlık ve tabii ki sevda, üçümüz de ayrı ayrı. Şiirin tadı, kanalımızda bu şiir ve türküler tutmaya başladı. Pelin Hanım size de başarılar diliyorum. WhatsApp numaramızdan bu kitapları isteyebilirsiniz. Buyurun efendim oturun. Benim de Bozulmadan Kalabilmek İstanbul'da. Binlerce ikinci baskısı geliyor. Binlerce, evet Bozulmadan Kalabilmek İstanbul'da. Evet, çok önemli. Hala tertemiz. Anadolu'dan gelip de saf tertemiz kalabilmek İstanbul'da. Helal olsun ona, benden onlara selam olsun diyoruz. İşte bu da Kültür Bakanlığı onaylı diyoruz. Ve başkanım aidatlar nasıl? Geliyor mu? Aidatlar gelen oluyor, gelmeyen de oluyor. Oluyor. Haliyle. Yani, evet, buradan duyuru yapalım. Dernekler sizin aidatlarınızla yaşıyor. Evet. Değerli halkım. Gerçekten Karadeniz'in en güzel beldesi, Karadeniz ili ve Sinop ili ve ilçeleri Karadenizler evet, Dernek Başkanı Karadeniz, olarak. Evet, Karadeniz Sinoplar. Tam Dernek. Yerin adresini verelim, belki katılım olur. Yerin adresi Gazipaşa'ya bağlıyız, Karadeniz evet. Mahallesi, Metris Cezaevinin hemen Karadeniz Mahallesi Polis Karakolu'nun altı diyoruz. Yanında veya web sitemizi de söyleyelim. Kültür programı böyle sadece dediğim gibi evet. Web sitemizi, Facebook sayfamızı buradan evet, söyleyelim evet. Başkanım. Karadeniz Sinoplar Derneği.com ve Facebook sayfamız yani orada tıklansın, devamlı yani, izlensin. Evet, neler yaptığınız evet. Orada da belli diyoruz. Evet. Evet. Gezilerimiz oluyor. Pikniklerimiz oluyor. Ramazan aylarında iftarlarımız oluyor. Tabii şimdi Ramazan'a da denk geliyor yani, bazı şeyler. Evet. Ayda bir her ayın ilk haftası evet. Derneğimizde Kur'an okuturuyoruz. Çok güzel. Perşembe geceleri. İlk haftası evet. Perşembe geceleri. Evet, bu akşam yoksa sizi biz şey yap... Yok. Yok. Evet değil bu mi? Bu akşam değildi. Yok. Bu akşam yoktu. Ayda bir bu akşam yoktu. Ayda bir bayanlar toplanıyor. Bayanlar Kur'an okuyorlar işte. Evet. Evlerinde bir şeyler yapıp getirip ne güzel bakın değerlerimiz de çok önemli. Birbirlerine orada bir ikramda bulunuyorlar. Sayın seyircilerim bizler değerlerimizle ayaktayız. Evet, aynen öyle. Bakın gerçekten değerlerimiz olmasa evet. Biz ayakta kalamazdık. Yok. Değerlerimiz çok önemlidir. Anneannelerimiz, kültürümüz çok önemlidir. Çok önemlidir. Dernek biraz daha böyle yakın olmak. Yani evet. Gönüllü daha doğrusu gönüllü olmak evet. Lazım. Ya ben bu işi yapacağım. Tabii. Demek lazım. Demek lazım. Girişimci olmak lazım. Bir şeyler yapabilmek lazım. Ve bizler belediye lazım. Başkanı çıkaracağız yakında inşallah. 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 İnşallah Allah i̇nşallah. Söyletiyor bunları diyoruz. Pelin Hanım şiirinizi i̇nşallah. Hazırlayın. Siz de bu arada. Şiirim hazırdır. Hazırdır. Hazırdır şiiriniz. Evet bir fon müziği eşliğinde. Bu arada bizleri Hüseyin Çalışan Kastamonu'dan seyrediyor. Patronuyla beraber seyrediyor. Geçen haftalarda onlara da ben
sevgiler ve saygılar ve selamlar göndermiştim. Onlar da bize inşallah ileride sponsor olabilirler. Kastamonu'ya kucak dolusu selamlar efendim. Güzel gülen bir adam gördüm. Öyle güzel gülüyordu ki oturup onu saatlerce izleyebilirdim. Yanımda sabahlara dek konuşsa ben hiç sıkılmadan onu dinleyebilirdim. Sesi de güzeldi, sözü de. Yaralarıma iyi geliyordu onu dinlemek. Konuşmak gelmiyordu içimden. Kendimi birilerine anlatmaktan yorulmuştum belki de. Ama o da dinlemek istedi beni. Cümlelerine yoldaş cümleler aradı. Ben de kendini aradı aslında. Her şey güzel giderken onun gittiğini gördüm. Belki de biz hiç başlamamıştık. Beni tanıdığı gecedeki sıcaklığı bulamamış olmasaydı aslında hevesini kıran. O geceden sonra ne ben gülebildim, ne de bir daha onun güldüğünü görebildim. Oysa gülümsemek en kolay şeydi. Neydi bunu bu kadar zorlaştıran? O çatık kaşlarının ardına gülüşlerini sakladı. Bense sessizliğimin ardına sözcüklerimi sakladım. Sakladıklarımız da bizi birbirimizden uzaklaştıran. Benim içim buruk kaldı, onunsa kalbi kırık. Aslında bütün kırıkları onarırdık, biraz daha çabalasaydık. Belli ki çok yorgunduk çabalamak için. Ben bu yorgunlukta ne çok şey anlatmak isterdim sana. Yaralarımdan, yaşadıklarımdan. Sen bilmeyeyim dedin ya, o yüzden susuyor sözcüklerim. Sen de bir gün uğrama diye oralara, yaralarımın adresini vermek istemem sana. Sen hep iyiyim bil beni. Çünkü ben zaten daha iyiyim senin bana geldiğin günden beri. En doğru zamandı belki de senin beni bulman için. Ve ben sana iyi ki geldin demek isterdim mesela. Eminim benden bir tek bunu duymak isterdin. Zaten yaralarımı anlatmak için fazlasıyla yorgunum. Ve ben sende dinlenmeye geldim. Al bütün yorgunluklarımı benden. Yaralarıma değil, yarınlarıma uzansın elin. Senin de sevmeye gücün varsa, hala bir şansımız var mutlu olmak için. Hala bir şansımız var mutlu olmak için. Teşekkür ediyorum. Pelin Hanım aynı zamanda Marmara Üniversitesi, değerli seyircilerim, ekranları başında bizleri yeni seyredenler olabilir. Üniversitesi sinema, radyo, televizyon ve sinema bölümü evet. Mezunu olduğu için. Bir de kitabımız gerçekten işte dediğim gibi biraz sonra WhatsApp'tan zaten çalmıyor. Telefon patlayacak ya. Bayağı bir seyrediliyoruz. Biz diyorlar bu kadar güzel program görmedik diyorlar. Gerçekten. Değişik bir format, değişik bir şey. Değerli seyircilerim, sizler bizlere eleştirebilirsiniz, yerebilirsiniz, övebilirsiniz ama bizler, sizler var olduğumuz müddetçe, bizler varız diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Bu arada Adil Yanık bizleri seyrediyor. Ona da Sinop'a selamlar. Eskişehir, Hikmet Özdoğru, Özdoğru ailesine selamlar. Evet, gene Sinop Dibekli Köyü bizleri seyrediyor. Selamlar olsun. Avusturya Kayıoğlu ailesine selamlar olsun diyoruz. Canlı yayınımız evet başkanım. Şimdi arabayla evet. Gelirken bayağı zorlandınız. Erken çıktınız.
Trafik erken biraz vardı, yoğun değildi ama. Dakiksiniz yani. Katılım çok yüksek olacaktı. Sanırım biraz saatler... Biraz saatte anlaşamadık. Evet. Arkadaşlarımız da birçoğu gelmemişti. Geldim. Gelememişlerdi. Evet. Ondan dolayı biraz böyle bir sıkıntımız oldu. Ama ben bu arada burada Sinop'ta izleyen annem babam, onların ellerinden öpüyorum. İzliyorlar sizin, değil mi şu anda? Sizin vesilenizle evet izliyorlar. Evet şu anda izliyorlar. Sinop'ta onları çok seviyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Yine biraderim, evet. Kardeşlerim var Gerze'de. Onlar izliyorlar. Onlara selamlar olsun. Evet. Ayrıca Esenler, Bayrampaşa, Edirne'ye kadar hepsine selamlar olsun. Sizi bir hafta daha alacağız. İnşallah. Bir hafta daha alacağız. Derneğimizde şu anda izliyorlar. Tamam. Karadeniz evet. Sinoplar Derneği. Onları üyelere çok seviyorum. Falan hepinize... Hepsine çok ayrı ayrı evet. teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Burada size tekrar inşallah daha başka programlarda yine birlikte olmak üzere. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza evet. çok teşekkür ediyorum. Seder Kanal Başkanımız. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet Remzi Yüksel Sader Başkanımız. Bizleri izliyor. Remzi Yüksel Başkanım, biraz sonra zamanım olsa o Seyit Bilal şiirini okuyacağım. Sinop'a özel yazdığımız. Evet. Telefon evet. var. Evet. Alo. Alo efendim. Buyurun. Evet. İyi akşamlar. İyi Alo. Akşamlar. İyi akşamlar. Ben Amasya'dan Necmiye Taş'tım. Evet. İyi akşamlar olsun. Kanalımızı bugün hediyeyi boğmuşsunuz. İyi akşamlar. Evet. Evet. Hediyeniz yani de... yayınınız yani şarkılarınız, oradaki sanatçılar, şiirler evet. bir harika. Değil mi? Çok değişik bir format. Hoşunuza gittiğine evet. sevindim. Amasra'ya sevgiler, saygılar Bartın'a. Yayının daim olsun. Allah yolunuzu açık etsin. İşte bu dua yeter bize. Duaları da varız biz. Evet açalım beraber. Kudretli Bey sen de gel şöyle. İşte Fahri Demirsöz ve programımıza hediye. Açalım bunu beraber. İşte. İşte Amasra. İşte Bartın. Necmiye Taşcan'ım efendi. Bütün bizim programcılara yani özellikle sevdiği kişiler. Şöyle tutalım değil mi biraz daha? Buyurun. Beğendiniz mi? Ya ne demek? Yarım elma, gönül alma. Bakın bir toplu iğne bile gelse manevi değeri çok önemlidir. Tabii ki çok güzel. Postayla. Ya gerçekten daha güzellerini göndermek isterdim de çok aradım. Arabayla gittim oraya. Hani evet. istediğim gibi bulamadım yine de. Evet baharlı günlere de geldi. Tabii ki biliyorum. Evet bütün Bahar Hanım. Oradakilere hepsinden almak isterim. Bütün kadromuza geldi. Evet. Tamam oldu. Çok teşekkürler Necmi Hanım. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program yaptığınız için. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bize o lezzeti verebildiysek size. Teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Biz de size iyi yayınlar diliyorum. Var mı efendim özel bir türkü? Amasra'ya saygılar, sevgiler. Özel bir türkü. Güzel de sizlere. İsterseniz özel bir türkü söyleriz size. Yok önemli değil. Bütün türküler benim için harika. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet, hazırsa gel. Evet, son. Şöyle gel. Parçan da hazırlansın. Mustafa Bilge, neler yapıyorsun? Biraz önce konuşturamadım sizi. Evet. Öncelikle tekrardan iyi akşamlar. Ben Mustafa Bilge, 19 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir rap müzik dinliyorum. 6 senedir kendi sözlerimi yazıp ayrıyetten kendi kayıtlarımı alıyorum. Tasarım, video montaj, hepsini kendim üstleniyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da Fahri abiyle, Fahri Bey'le birlikte çalışacağız. Kanalımıza zaten inşallah... Az önce içeride de konuştuk. Kanalın görsel işlemleri, altyapı işlemleriyle birlikte olacağız inşallah desteğinizle. Ve ben bugün gerçekten çok mutluyum. Fahri abi sağ olsun. Sizin yüreğiniz güzel. Buradaki bu aile ortamı evet. hiçbir yerde... Güzel yürekler gerçekten. Diyoruz efendim gelsin. Anne ama anne şiirini istiyorum. Özellikle anne şiirini. Hayat bazen sevdiklerimizi alır bizden, annemizi, meleğimizi. Biz onlar için ayakta kalmayı başardık. Ağlamayacağım tamam anne,
Merhaba anne, bugün gözlerim erken kapandı. Kaç yıldır yoksun sen, bu sabah da sen uyandır. Dışlanır oldum artık, bu çocuk neyin nesi? Biliyorum anne, cennetin en güzel yerindesin. Tamam karşıma çık, uzakta olsan da izle. Anne ne olur gör şu halimi, derdi içine gizle. İzle mezar ablam abim, hepsi yasta. Anneciğim çık gel artık, dokunamadık yastığına. Bitti her şey, yanımda kimse yok. Hani sen bana derdin, dost diye bir şey yok. İstemiyorum para falan, mutluluk verin bana. Rüyalarıma gelmiyorsun, küstük mü hayrola. Ölüm Allah'ın emri anne, itirazım yok buna. Çok erken gittin be, doyamadım ki ben sana. Fazla bir şey istemiyorum, her çocuğun istediği. Canım anneciğim son bir kez, gitmeden sarıl bana. Tamam anne zaten geri getirmiyor. İçimde bir şeytan var, hayatını yitir diyor. Odam huzur doluydu, sağda solda melekler. Söylemesi bir hayli zor ama sen ölünce gittiler. Ağlamayacağım tamam anne zaten geri getirmiyor. İçimde bir şeytan, hayatını yitir diyor. Odam huzur doluydu, sağda solda melekler. Söylemesi bir hayli zor ama sen ölünce gittiler. Üzgünüm baba, yeter ben artık yoruldum. Hayat aldın annemi, istediğin oldu mu? Benim bu isyanım haşa Allah'a değil. Olur da bir başkası senin yerine olur mu? Olur mu? Gözlerim kapanmasam da hayat bende devam eder. Anne olmasan yanımda benimle dert eder. Fazla bir şey istemiyorum, tek isteğim neredesin? Rüyalarıma gel be anne, 5 dakika dur gidersin. Özledim seni, ne kadar özlesem de beni. Benimle görmedin sen annem, görme ne olur özledim. Hayatta olmayışın inan gözümü bağladı. Ve lakin üzgünüm hayat, hiç mi sevmedin beni? Geldim ben, merhaba derdin sen. Ufukta bekliyorum, şapak söktü ne olur gel. Ağıt yaktı feryat eder, bak içimde melekler. Yeryüzünde gördüğüm tek kanatsız melek annem. Anne bilmiyorum şu an sen nasılsın orada. Eminim cennetin en güzel yerindedir baba. Benimle olman için canımı canına can katarım. En yakın zaman yanındayım. Anne kızma bana, ağlamayacağım tamam. Anne zaten geri getirmiyor. İçimde bir şeytan, hayatını yitir diyor. Odam huzur doluydu, sağda solda melekler. Söylemesi bir hayli zor ama sen ölünce gittiler. Ağlamayacağım tamam anne zaten geri getirmiyor. Hayatını yitir diyor. Odam huzur doluydu, sağda solda melekler. Söylemesi bir hayli zor ama sen ölünce gittiler. Evet. Annemi de vallahi gerçekten tamamen size ait sözler. Tamamen bana ait. Tamam. Buradan anneme, babama, aileme, bütün akrabalarıma sevgilerimi gönderiyorum ve ilk şarkının sahibi olan Şevvalyen'e, kız arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Fahri abime, buraya çıkmama sebep olan İlhan abiye çok teşekkür ediyorum. Tekrar evet, İlhan Bey seyrediyor mu bizi? İlhan abi de seyrediyor bugün bizi. Evet, ona da selamlar olsun. Ona da bol bol selamlar gönderiyorum. Olsun. Fahri abiden tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah bin kere razı olsun. Ne demek? O gönüller buluştu. Hiçbir şey rastlantı değildir diyoruz. Buyurun. Evet, hayırlı olsun size de bu arada. Evet, diyoruz. Efendim çok izleniyoruz gerçekten. Reklamımız var mı? Var. Reklamımıza tabii ki kesintisiz yayın yaptık. Sizlerin sayesinde. 5 dakika sonra buradayız. İlda Tekstil tarafından hazırlanan Gönüllerin Adamı Fahri Demirsöz devam edecek. Kaptan İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Saz Söz ve Öz Fahri Demirsöz devam edecek. Gönüllerin Adamı Fahri Demirsöz devam ediyor. Kaptan İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Saz Söz ve Öz Fahri Demirsöz devam ediyor. Seni vurur, hızlı çeker silahını.
iki kere ölürsün. Biri mermi yarası, iki kere ölürsün. Biri gurur yarası, iki kere ölürsün. Biri kurşun yarası. Ben silahtan hoşlanmam, kalem silahım benim. Ben silahtan hoşlanmam, sazım silahım benim. Beşikten mezara kalem her zaman silahtır. İlkokuldan üniversiteye kalem hep ellerimizde. Öğretmen kalem tutmasını öğretir minik çocuklara. Kalem öğrencilerin bir silahı yazılı sınava. Üniversitede tezler, hayatta savunma silahı kalem. Bir şairin değişik penceresi. Aklına gelen şiirler kalemle not edilir. Suçlu ve suçsuzun dilekçesi, arzu halidir kalem. Yazarların ekmek teknesi kalem, roman ve gazetelerinde. Spor yazarlarının notu, ertesi gün gazetesi için. Avukatın vekaletidir kalem. Bir hakimin idam kararında sembol olmuştur kalem kırması. Bir esnafın veresiye yazması, müşterisi için de defterde. Kalem aslında herkesin kendi minik ama işlevi çok büyük bir silahıdır. Bir silahla belki 14 kişiyi öldürürsün ama bir kalemle binler, on binleri yeniden yaşatabilirsin sonsuza. Kalem en büyük silahtır. Dünyada kardeşliği yeniden yeşertecek barış silahıdır. Kalem bir barış silahıdır. Susturulamaz. Susturulursa binlercesi yeniden doğar, hücrelere bölünerek çoğalır. İşte usta yeni kalemler, genç kalemler. Hem vurursan adamı, iki kere ölürsün. Mapustanları, biri yetim yuvası, biri mezar tahtası, biri mapustanları. İki kere ölürsün, biri mapustanları, biri yetim yuvası, biri mapustamları. Ben silahtan hoşlanmam, kalem silahım benim. Ben silahtan hoşlanmam, sazım silahım benim. Kere veda, sınır boyları, barış türküleri söylensin ülkemde. Yarınlar barış içinde olsun, en güzel günler, barış dolu günler sizlerin olsun. Dolu bir dünya. Teşekkür ediyorum. Kanalımın değerli Cemal Akkaya Başkanımın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanımızın çok sevdiği bir türkümüzdü. Tam gündemede. Dünya ne gelmişse başımıza silahlar yüzünden geldi diyoruz. Şevket Çapar, hazır mıyız? Evet. Çok sevildik, çok beğenildik. Evet, hemen çabuk gelelim. Efendim, şiirinizi alalım o. Şiirimizi alalım. Evet, usta. Usta, nedendir bilmem. Çilesine çıkmış bu dünyanın. Usta,
nedendir bilmem. Vefası mı kalmamış bu insanların? Ah usta, ah! Bir bilsen şu acılarımı, bir bilsen şu dertlerimi. Ciğer diye bir şey kalmadı, yürek kepaze oldu usta. Ciğerim yanıyor, gözlerim ağlıyor. Duvara sırtımızı yasladık, duvar çöktü. Dosta sırtımızı yasladık, dost düşman çıktı. Yare sırtımızı verdik, yar vefasız çıktı. Bir gün olsun gülemedim şu koskocaman dünyada. Ulan dert miydiniz be? Ulan bela mıydınız be? Derman olmayan yaralar açtınız. Ulan sabır taşı mıydık be? Şu gencecik ömrümü kararttınız. Gencecik ömrümü kararttınız. Usta, tutunacak ne dal kaldı, ne de derdimi anlatacağım bir tane insan. Sen de yanmışsın. Hani bir zamanlar yazmışsın şiirlerini, ver yansın etmişsin. Yazıp durmuşsun, sırtında hep çile yüküyle gezip durmuşsun. Usta, namussuzlar dünyasında bizim ne işimiz var? Ne diye attırırlar adamın tepesini? Ne diye sitemkar şiirler yazdırırlar? Ve ne diye böyle yandırırlar? Lanet olsun böyle hayata. Ulan ne sevgiymiş be. Ulan ne aşkmış be. Gurursuz yüreğim hep gitti peşinden. Kahroldum usta. Ciğerim yanıyor. Bir Allahsızı sevdim, İçime dertleri koydu. Bir de hiç acımadan çekip gitti. İnsan bu kadar mı vefasız olur? Şu kısacık ömrümde insan bu kadar mı derde koyulur? Usta, şerefsizlik değil midir çekip de gitmek? Ulan dert gemisi miyim ben, nefret ettirdiniz bu halimden? Biz insan değildik de siz mi insandınız? Kahretsin! Öyle bir sevdim ki usta, her gece rüyalarımda, her gün aklımda. Ben bir dakika bile unutamazken o zavallı yüreğiyle başka ellere gitmiş. Ben hep hayaliyle yaşarken o başkasına yar olmuş. Ulan sevdim seni be. Ulan sevdim seni be. Lanet olsun sana be. Lanet olsun sana be. Lanet olsun. Kader dedik, boyun eğdik. Şimdi gencecik hayatımın son seferlerini yaşıyorum. Yanına geliyorum usta. Bu dünyada yaşamak, yaşamak değil. Kahpece ölmektense bir kurşun sıkarım kafama, gelirim yanına. Bekle usta, namussuzların yanından geliyorum yanına. Özledim nasihatlerini. Sen adandın be usta. Sen adandın be usta. Namussuzlar dünyasında, ekmeğinin kavgasında, bazen aşkın deryasında, yüzüp durdum hasar. Yani arabesk, arabesk de girdi yani. Arabesk müzik de, evet. Tabii ki lanet olsun insanca yaşatmayanlara. Yani biz maalesef, insanız. Maalesef. Yaratılış gayesini bilelim değerli seyircilerim. Dünyaya niçin geldiğimizi bilelim. Yani lanet olsun kötülüklere. Bizler gönül adamıyız. Bizler kötülük yazamayız efendim. Şevket Bey çok teşekkür ediyorum. Zamanımız çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Evet efendim. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü Kastamonu, Pınarbaşı, Dizdarlı Köyü. Evet Özgün ne demiş? Dağdan, mermer ocağından, İbrahim, Sayın İbrahim Gün patronumuza ve aşçısı Tayyar Bey'e ve müdürümüz İhsan Bey'e, Hüseyin Çalışkan ve işçilerine selam ve saygılar. Kastamonu'nda emekçi kardeşlerime
Cumanız mübarek olsun diyorum. Evet, sizleri de bu kanalda görmek istiyorum. İzmir, evet, Ahu Karabal ve Yahya Karabal defaten bizleri izliyorlar şu anda. Evet, selam olsun, öpüyorum. Öpücükler, Mustafa Karabal da seyrediyorsa diyoruz. Evet, sıra. Evet, hemen sizi alalım. Teşekkürünü de yap yalnız. Bu arada bizi izlemekte olan bütün milletimize, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Özcan Market, Mehmet Tunç ve sevgili abim, çok değerli benim için bestekar, söz yazarı Okan Aslan abime çok teşekkür ediyorum. Evet. Bizi izliyorlarmış. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, bu arada müzik hazırlanana kadar biz her hafta her eve bir bağlama diyoruz. Evet. Ben hep bir sıfır yeni başladım bu aşka. Sen her seferinde bunu vurdun başıma. Ve bütün dünya şahit bu akan gözyaşlarıma. Neyleyim sana? Neyleyim? Allah acısın bana. Allah acısın bana. Artık yapabilecek hiçbir şeyim yok. Senin ıslah olacağından hiç umudum yok. Sen modern, hafif, basit aşkların kadını. Bense hep o eski harbi sevdaların adamı olarak kalacağım. Artık eminim seni saramayacağım. Varsın sosyetik desinler güzelim sana. Varsın bana aşık kro desinler bana. Ne diyeyim şimdiki sana? 2-2-4 eder. Her şey açık ortada. Allah acısın bana. Allah acısın bana. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Harikasınız. Evet, hemen hazırlanalım. Teşekkürünü ettin mi? Hocam buyurun, oturun. Bu ne duygu, bu ne şevk? Şimdiye kadar hiçbir kanala değil mi çıkmamıştınız? İlk programı 2 hafta önce de size gelmiştim. Ne kadar? Allah razı olsun. İşte güzel tepkiler alınca, güzel. Görüyorsunuz. Yani olunca tekrar yoğun istek üzerine tekrar evet, geldim. Program yapmak öyle kolay bir şey. Olacağız. İnşallah. Program yapmak kolay değil. Bakın değerli seyircilerim, bazıları şey yapıyor ama programa biz hazırlanıp da geliyoruz. Her hafta gündemimiz inanın bir şey dolusu ama zamanımız olmadığı için evet. Yetiştiremiyoruz. Gündem ya sadece gülelim oynayalım programlar evet. Değil, kalıcı eserler bırakmak. İnanın çok seyredildik. WhatsApp numaralarımız var. Kitaplarımızı isteyenler yayın sonrası da isteyebilir. Bu numaradan direkt sunucu, menajerime değil bana da ulaşabilirsiniz. Sunucu, sanatçı, TV yapımcısı, yılların inanın büyük kanallarda görüşüyoruz ama buranın işte ambiyansını gördünüz. Buranın sıcaklığını gördünüz. Bu kanalı hakikaten stüdyomuzu gördünüz. Değil mi? Çok güzel evet, başkanım. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Mükemmel. Mükemmelin de ötesi. Ötesi. Çok evet. Bir alkış. Teşekkür ederim. Telefonumuz var. Evet. Mustafa Başkanım. Nereden bağlanıyoruz? Alo. Düştü. Telefon düştü. Çünkü belediye başkanlarımız bağlanıyor. Geçen hafta da bağlandı. Belediye başkanlarımız hepsi bizim başkanımızdır. Tekirdağ'a selam olsun. Erbaa Tokat, Necdet Aslan öğretmenim, edebiyat öğretmenimdir. Çok çocuklar yetiştirmiştir, kitapları vardır. Onun da her hafta bizi seyrediyor. Buradan teşekkür ediyorum. İlhan Özdemir, Ankara. Bizim her hafta YouTube'a programlarımızı atar.
gerçekten geçen hafta gene çok izlendik diyoruz. Pelin Hanım sıra sizde. Ben söylemedim demeyin. Önce bir sohbetimizi yapalım. Sonra siz şiirinizi bir okuyun. Sonra bir şarkıyla kapanışla kapatalım. Çünkü zamanımız nasıl geçti değil mi? Evet. Evet, evet Pelin Hanım buyurun. Mükemmel de, geçti yayın. Evet siz de duygularınızı evet. söyleyin. Burada olmak her zamanki gibi çok keyifliydi. Çok güzel evet. bir program geçirdik. İki saat nasıl geçti hiç anlamadım açıkçası. Evet. Değerli şairimiz gerçekten... Kudretli Boz. Evet, değil mi? Çok değişik türü. Evet. Farklı. Şiire, i̇şte edebiyata... kalem silahım dedim ya. Kalemi farklı. Sizin evet. kaleminiz farklı. Fahri Demirsöz'ün kalemi evet. farklı. Kalemdir yani. Bakın insanların kaleminin gücüdür ve de farklıdır. Üslup farkı vardır. Konuşurken de vardır ama kalemin de gücü. Dünyada inanıyorum bunu İngilizceye evet, çevrilirse evet. bu türkü. Ben silahtan hoşlanmam. No war. İngilizcesi yayınlandığı zaman bütün dünya halkları sevecektir. Siz geriden gelen kuşaklar. Kalem silahım benimi, benim türküsünü öyle bir yayın ki. Mustafa Bilge kardeşim sen özellikle bunu İngilizcesi. Klibiyle öğretmenlerimize diyoruz. Evet Pelin Hanım teşekkürlerinizi söyleyin. Çok teşekkür ediyorum. Kanal 28 ailesine. Kanal 28 mutfağında emek veren. Kim varsa. Evet kim varsa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok keyifliydi. Yine her ekibiz. Zamanki gibi. Zaten biz bir ekibiz. Ekibiz. Bundan sonra böyle devam İnşallah. Edecek. Allah nazardan beladan kazadan. İnşallah. Bu arada bizi... selamlarımı da iletmek istiyorum. Almanya'dan bizi izleyen var. Evet. Sevgili anneannem. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı Almanya. Gönderiyorum. Evet, Almanya'ya. Babam, kardeşim de şu anda beni izliyorlar. İbrahim bilir, Furkan bilir kardeşim. Hepsine sevgilerimi yolluyorum. Beni izleyen herkese, Seviye ablam, teyzem, Halime ablamlar benim değerli büyüklerim. Evet. Arkadaşlarım da izliyorlar. Esra Seven, Serap, bu arada, bu arada çok pardon özür diliyorum. Alder Derneği, Sinop temsilcisi Seyit Gündoğdu ve ağası, dernek ağası Seyit Gündoğdu bizleri izliyor. Bunu söylemezsek olmaz. Buradaki yönetimdeki Alder Derneği başkanımız evet ve yönetim kurulu üyelerine özellikle Bayram Çorak ve Mehmet Sami Çorak başkanlarıma buradan iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Bizleri seyrettiğiniz için kusura bakmayın. Bunu da şey yapalım. Tabii çünkü... ki eklemek gerekiyor. Evet. Evet. O zaman ben bir şiir okuyayım. Buyurun. Bu özel bir şiir. Anneme yazdığım bir şiir. Ah be anne, ne çok şey var içimde sana dökemediğim. Anlatsam anlamayacağın o kadar şey var ki. Ah be anne, keşke hiç büyütmeseydin beni. Koynundaki o saf küçük kızın olarak kalsaydım keşke. Ellerini hiç bırakmasaydım. Düşmezdim be anne. Büyüyünce kimse anlamıyor düştüğümü. Düştüğümü görseydin kaldırırdın be anne. Her vurgunda düştüğüm yerden tek başıma kalkmak zorundayım ben. Öyle çok yaralandım ki yaralarımı görsen üflerdin be anne. Kimse görmesin diye gizlice akıtıyorum şu içimdeki zehri. Gözyaşlarımı görsen silerdin be anne. Bakma mutlu göründüğüme. Gülücüklerimden uçurumlar ördüm kendime. Hayat bir çelme takıp ayağıma, hazır beni düşürmeye. Beni o uçurumda görsen, tutardın be anne. Beni o uçurumda görsen, tutardın be anne. Tutardın.
Teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam hep anneler günü gibi oldu. Evet, çok güzeldi. Harikaydı her şey. Evet başkanım. Kapanıştan önce bir de sizle sohbet edelim. Bir dahaki haftalarda size böyle bahardan önce İnşallah. Gene güzel bir program İnşallah. Yapacağız. Her zaman isterseniz ve her zaman şeref verdiniz. Şeref verdiniz. Efendim şimdi Gerze deyince biz geçen hafta da söyledim. Hiç kanal projesine gerek yok. Her tarafı deniz açık. Yine söylüyorum. Kareyeli rüzgarı estiği zaman arkada bir şeyi vardır onun. Değil mi? O rüzgarı hiç almaz. Bir limandır Gerze sahili. Mükemmel. Gerze, Sinop ayrı bir şey. Türkiye her tarafı güzel. Ayrı bir güzelliği var. Evet, ayrı buyurun başkanım. Gerze demişken henüz Gerze'de şu anda bizi seyreden Salih Okutan, yeğenim Sezai, Sinan bunlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Ümit Özkoca bizi izliyorlarmış. Onlara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şorlu, Kapaklı'da oturan yeğenlerim Nurgül, Nurcan, Günnur, Nurten. Onlara çok selam olsun. Hayırlı akşamlarını diliyorum. Ayrıca eşim, çocuklarım, onları çok seviyorum. Selamlar olsun. Diyoruz. Evet. Kanal 28 ailesine tekrar çok teşekkür ediyorum. Siz Fahri Bey, sizi bir tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sizler de muhteşemsiniz. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Buyurun başkanım. Evet, muhteşem İstanbul'dan yine istek parçamız. Onunla kapanış yapalım mı? Var mı? Evet. Çünkü son 5 dakika. Dranaz Dağları çok isteniyor. Evet. 2 numara. Evet. Mikrofonumuz. Çünkü ben bir de teşekkür yazısı bütün reji odasından kameramanlara kadar Kanal 28 ekibine bizleri her hafta evet işte bu Dranaz dağlarından bir yol gelir Karadeniz'e. Buz gibi soğuk suyu doyulur mu içmeye? Kurtlar burada azgındı, Meşe Dağı kızgındı. Çoban koyun otladı, türküleri söyleyip kavalını dinletir, sevenleri ağlatır. Kurtlar burada azgındı, Meşe Dağı kızgındı. Çoban koyun otladı. Köyün ortası, meşe ağacı korusu. Hasretimin türküsü, şu Dranaz dağları. Kurtlar burada azgındı, Meşe Dağı kızgındı. Çoban koyun otladı, türküleri söyleyip kavalını dinletir, sevenleri ağlatır. Kurtlar burada azgındı, Meşe Dağı kızgındı. Çoban koyun otladı. İlda Tekstil tarafından hazırlanan Gönüllerin Adamı Fahri Demirsöz sona erdi.